Çin'e niye gitmiştik? Çin'e dünya üst düzey Çin Komünist Partisi'nin Dünya Partileri üst düzey diyaloğu toplantısına gittik. Resmi adı bu mu? Evet. Üst düzey Çin Komünist Partisi'nin dünya partileriyle yüksek düzey diyalog toplantısı. Katılım nasıldı? Katılım 160 ülkeden 400'e yakın parti katıldı. Ondan sonra hemen hemen dünyanın bütün iktidar partileri oradaydı. Amerika'dan Demokrat Parti'den geldi. Amerika Demokratlar geldi. Evet, Demokrat Parti'den Enteresan. geldi. Kimi çağırdı, kimi çağırmadı onları bilmiyoruz da liste var elimde. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden gelmedi. Çağrılmadığı anlamına mı geliyor bu? Çağırır Çinliler yani öyle bir yanlış yapmazlar. Çağırmışlardı. Demek onlar gelmedi. Ama Güney Kore'den Demokrat Parti'nin lideri geldi. Güney Kore'den vardı. Kuzey Kore niye katılmadı Kuzey'den? Onu bilmiyoruz, sormak lazım. Belki şeyi doğru bulmadı onlar. Yani herkesle beraber olmak yani kapitaliste bilmem nesi, emperyaliste şusu busu hepsinin de olduğu bir toplantıyı bu çözüm getiren bir şey olarak görmeyebilirler. Onların bakış Şimdi açısı Çin biraz Komünist Partisi şu anda dünyanın en büyük partisi. hacim olarak en büyük partisi. Öyle zaten. İktidardaki en 90 büyük parti. 90 milyon üyesi var. Evet, parti. Ama Uluslararası bir toplantı düzenliyor. Bildiğim kadarıyla o kadarını biliyorum. Sadece sol partilerden ibaret bir toplantı değildi bu. değil tabii. İktidar partileri dediniz. İktidar sağ partiler yani mesela ben ne bileyim Fransa'daki iktidar partisi de oradaydı. İtalya'nın Almanya. oradaydı. Almanya çok enteresan. Almanya'dan kimse konuşmadı. Geldiler mi? Vardı, Almanya'dan da vardı. Olmayan ülke hemen hemen mesela Yunanistan'dan Syriza iktidarda olan bir tekisi o vardı. Komünist partiler yoktu. Yunanistan Komünist Partisi. O Syriza'da konuşmadı. Söz mü verilmedi, konuşmak mı istemediler? Onu bilmiyoruz. Peki, Türkiye'den kimler katıldı? Türkiye'den iki parti katıldı. Vatan Partisi ve AK Parti. AKP'den gelen heyet. AK Parti'den Sayın Mehdi Eker, Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Başkanı, eski bir Tarım Bakanımız biliyorsunuz. O vardı. Bir de yanında Sevgi Hanım, onların Uluslararası İlişkiler Bürosu yöneticilerinden. Malezya'da tahsil yapmış. Ondan sonra siyaset bilimi tahsil yapmış bir hanımefendi. Toplantı kaç gün sürdü? Toplantı resmi 4 gün. 4 gün, az değil. Yani 30 Az değil. Kasım 1 2 3 Aralık 4 gün sürdü. Biz orada 6 gün kaldık. Yani biz Vatan Partisi olarak. Bu arada ayrıca ÇKP ile konuştunuz. Diğer partilerle ÇKP ile temasınız oldu mu? dün gece ÇKP'nin Vatan Partisi şeyi vardı, daveti vardı. Yemek yedik birlikte ve sohbet, yani görüştük yani. Görüşmelerimizi yemekte yaptık. Onun dışında tabii ÇKP ile daha Yeni gitmiştiniz. İnformasyon Bakanlığı ile görüştük. Ocak ayında yeni gitmiştik zaten. Ama yine kapsamlı bir görüşme yaptık. Diğer partilerle Diğer görüştünüz partilerle tabii çok görüştük. Yani ayaküstü, yemeklerde, otelde, kahvaltılarda, kahve içerken, aralarda, Peki, o yolda kısma geleceğim. yürürken, evet. O kısma geleceğim. Konuşma yaptınız mı orada siz? Konuşma yaptım. Konuşmacı Benimki talep üzerine mi oluyor, konuşma onlar mı rica şöyle. ediyorlar? Şimdi şöyle bir açılış şeyi var, toplantısı var. Açılış toplantısında Sayın Xi Jinping, Devlet Başkanı. Cumhuriyet Devlet Başkanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri, yani Genel Başkanı, o bir açılış konuşması yaptı. Öğleden sonra bir takım konuşmalar yapıldı. Ondan sonra ikinci gün oturumlar. 4 başlık hatırlıyorum. Yani toplantıya katılan 800 kadar delegeyi 4 oturuma böldüler. Ondan sonra oturumlardan birisi partilerin güçlenmesiyle ilgili tecrübelerdi. Bizi Tecrübe oraya alışverişi. koymuşlardı. Biz dedik ki oturumda biz yani çok fazla bir şey anlamlı değil bizim için. Daha doğrusu biz
İpek Yolu oturumuna, yani bir yol bir kuşak diyor onlar, One Belt, One Road. Bir yol, bir kuşak bir yol Türkiye'yi çok ilgilendiriyor, İpek Yolu. Oraya katılalım dedik ve değiştirdik yerimizi.